Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam bir oğul daha verdi muhteremler. İshak Aleyhisselam oldu. O da oldu. O istemeden oldu bak. Yani Allah-u Teala'nın takdirinde varmış, yazılmış bu aslında. Varmış. İnsan hiç aklına getirmese de, istemese de vakti geldi mi oluyor muhteremler. Konu şekilde burada Kur suresinde ayet 69'dan başlıyor burada ama özetleyeyim inşallah. Lut Aleyhisselam'ın kavminin batırmaya giden melekler. Lut Aleyhisselam yakında Filistin olarak. Lut Aleyhisselam'ın kavmini batırmaya giden melekler. İnsan şeklinde önce Hazirem İbrahim insan şeklinde. Demek ki melekler insan şekline girebiliyorlar. Bir. Kur'an-ı sabit. İkincisi, melekte insan girince bunu herkes görebiliyor. Peygamber olmayan da görebiliyor. Üçüncüsü, bundan melek oldu da bilinmiyordu ama. Üç, beş, yedi veya daha fazla. Tam bilinmiyor sayısı bunların. Cebrahistan başlarında genç delikanlılar İbrahim'e geldiler. Hazreti ve Aleyhisselam'ın bir taş fırını vardı, yere yani gömülü taş fırını vardı. Her zaman hazırdı. Misafir bekledi kendisi. Bunlar gelince selam verdiler. Ve aleyküm selam. selamın. Bunlar ilk konu geçiyor. Bunlar da böyle. İbrahim Aleyhisselam bunları sonra dışarı çıktı. Hemen bir buza, genç bir buza kesti. Bunu çabucak yüzdü. Taşlarına koydu. Bunu bir çabuk pişirdi böyle. Pürün yaptım oradan. Büyük tepside koydu. Önüne koydu bunları. Öne koydu. Tabii melekler yemezler. Yemezler. İbrahim Aleyhisselam, buyurun, buyurun afiyet olsun işte, buyurun buyurun onlara rica ediyor. Buyurun yiyin diyorlar. Melekler yemeyince İbrahim Aleyhisselam korktu. İn hayfeten. işine gece korktu. Neden? O zaman o yörede adet vardı. Bir kimse veya bir grup kişi eğer bir yere gittikleri zaman oran yemini yemezlerse amaçta kötü anlamına geliyordu. Bunlar şimdi bu kızarmış buzağı yemeyince İbrahim Aleyhisselam Hazretleri bundan e korktu şimdi. Kalü la tehaf. Dedi ki meyretlere korkma İbrahim korkma. Biz tutkanı kadar eşleriz biz bunlar bunlar. Açıkladılar. Şimdi dedi ki İbrahim Aleyhisselam siz melek misiniz? E, melekiz. İyi ama bana bir işaret edin bakalım. Olduğunuzu bileyim kesin bileyim. Meleksin madem ya bir işaret verin bakalım olan bir hal gösterin bakalım. Cebrail sen olan bu genç Cebrail selammış. Dedi ki buzaya ya buza kum biznila deyince kızamın buza hemen ayağa kalktı muhtemelen böyle. Ve sallayıp dışarı gitti böylece. Gitti böylece. Ve velan buyuruyor. Heşrinah bir Buna müjde verdiler ki Oğul olacak, adı İshak olacak. Arkasından da Yakup olacak, torun olacak. Torun olacak bu tarafa bakın böyle. Buyurlar. Hatta diyor ki hanımı kalet, onu okuyamazsın inşallah. Ya veyle ta ah başıma gelenlere. Niye böyle diyor? Yaşı doksanı aşmış Hazreti Sarı'nın o anda. Hadi İbrahim yaşı yüzü aşmış. Yüzü aşmış. hasta Sarı'nın aşmış. Bunlar müjde verince Kalet dedi ki ya veleta ah şu başıma gelenlere hatta iki elini yüzüne vurdu böyle. Ayet-i kerimeye geliyor fesakkat ve ceha yüzüne iki vurdu da başımın nedir bu Allah'lar. <laughs> <laughs> e el yedi ve acı yüzün. ya ben çocuk mu doğuracağım? Ben acüzeyim, yaşlı kadınım. Ve azâ be şeyha, Kocam da pirifane. Yani bizden çocuk mu olacak bundan sonra? İnne hâzâ leşil acib. Ne acayip bir şey bu. Deyince o anda Hazreti Sare kadınlık halini gördüm. Hey baba Onda böylece. Hazreti Sare var böylece. Genç bir hanım gibi bahtı gibi bir işinden kadın halini hemen gördü. Tabii, anladı bunlardan. Ve gerçekten Mevla İbrahim bir gençlik delikan haline verdi. Bunlar kadın hamile kaldı. İsa Aleyhisselam doğdu muhtemelen İsa doğdu. Hadi Kardeş Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın kardeşi olmuş oluyor. Baba bir, anne ayrı. Karı olmuş oğullar. İsa Aleyhisselam istenmeden verildi. Allah'ın takdirine var tabi. Peygamber olacak. Ve İsa Aleyhisselam'dan imtihar olmadı İbrahim Aleyhisselam'da. Onun için hayrını gördü. Hep yanında kaldığı, birbirine gördü. Ondan çok fayda gördü.